Cem! 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 Kardeşim! 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 Cem! Cem kalk! Cem yok bir şey oğlum kalk! Kalk kardeşim kalk! Kalk bir şey yok Cem! Kalk bir şey yok lan ben anneme ne diyeceğim? Ayakkabın nerede? Ha? Nerede ayakkabın? Ayakkabın! Ayakkabın nerede? Ha bak! Burada! Burada kardeşim! Ha? Kalk hadi kalk! Kalk! Kalk gidiyoruz hadi kalk. Lan kalk yok bir şey kalk. Ben anneme ne diyeceğim? Kardeşim kalk dedi kalk. Kardeşim kalk. Yardım edin lan. Yardım edin. Hadi yok bir şey kalk. Kalk yok bir şey. Hadi kalk. Kalk bir şey yok hadi. Hadi. Hadi kardeşim. Hadi yok bir şey. Hadi kardeşim hadi. Hadi yok bir şey hadi. Kardeşim! Yardım et hadi. Oğlum ben anneme ne diyeceğim? Kalk hadi kalk. Kardeşim hadi gidelim kendimize kardeşim. Kalk oğlum kalk. Kardeşim anneme ne diyeceğim? Kalk burada kalk. Göle gidelim bir şey. Göle gittin lan lan lan. Ya bir şey ya. Gelen olayda yemin töreni sonrası sivil olarak kışladan çıkan askerler hedef alındı. Sayın seyirciler, terör kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. İlk belirlemelere göre 12 askerin şehit olduğu saldırıda... Elleriniz kurusun siz. Allah belanızı versin. Bir düşmediniz şu milletin yakasından. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken katillerin yakalanması için de bölgede operasyon başlatıldı. Şehre giriş çıkışların geçici olarak kapatıldığı, ayrıca bölgeye çok sayıda polis özel harekat ve jandarma personeli de sevk edildi.
Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyorum. Lütfen daha sonra tekrar dinleyin. Kaan. Yok anne. Galiba. Yemin etmişlerdi. Kebapçıya gidiyorlardı. Birkaç lokma bir şey yiyeceklerdi. Belki birkaç yudum bir şey içeceklerdi. Hepsi bu. Turgut mu yoksa? Karargah. Yüzbaşı bozuk. Komutanım, Üstü Emin Oktay. Dinliyorum Üstü Emin. Komutanım, yarım saat içinde bekliyoruz sizi. Kopuz almayı emretti. Geliyorum Üstü Emin. Sağ olun komutanım. Kaan, bu olayla mı ilgili ha? Mehmetçiklerle mi ilgili? Anne. Biliyorum söylemezsin ama... konu bu kuzular olunca dayanamayıp soruyorum ben işte. Ha? Hoşça kal annem. Güle güle oğlum. Merhaba, ben Baran. Ama karşımda sizin gibi birini görmeyi ummuyordum açıkçası. Öyle mi? Ne umuyordunuz? Kimi görmek isterdiniz? Yanlış bir zamanda mı geldim acaba? Biz Akın Bey'le randevulaşmıştık. Ve evet, burası. Heh. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz tanıştınız mı? Kızım Aslı, bu da Belçika'dan arkadaşım Baran. Memnun oldum. Ben de. İyi. Hadi geç, gel. Baba, ne oluyor? Ne oluyor? Baba, hatırlarsan dün gece neden burada olduğunu tartıştık. Bir de üzerine şimdi evimde misafir mi ağırlıyorsun? Ah, yok canım. Bak, ben sadece... Baba, kim bu adam? Aslı, şey... Bir daha sakın bunu yapma. Vay canına. Onun senin kızın olduğuna emin misin? Merhaba aslanım. Merhaba Kubilay. Toplantıydı mı aslanım? Efendim? Toplantıya mı dedim efendim? Of, aslında şu an hiç toplantı çekecek halim yok ama... yapacak bir şey yok sanırım. Peki efendim. Aslanım, siz iyi misiniz? Kubilay, açma diyorum şu kapıyı sana. Ne öyle kabile şefi gibi? Estağfurullah efendim. Kubilay, annen baban var mı senin? Annem babam mı? Var tabii aslanım. Affedersin de ben de yani kaya kovuğundan çıkmadım. Kusura bakmayın. Var, var. İkisi de hayattalar hamdolsun. İşte köydeler öyle. Yuvarlanıp gidiyorlar yani bir köroğlu bir ayvaz. Görüşüyor musun peki onlarla? Yanlarına gidiyor musun? Ya da onlar seni ziyarete geliyorlar mı? Tabii tabii. Daha geçen ay buradalardı ya. Gerçi annem birazcık benim canımı okuyor ama... Allah eksikliklerini göstermesin aslında. Ya her geldiğinde kadın bulgur getiriyor. Ayıptır söylemesi. Peynir getiriyor, yağ, pekmez. Ne bulursa taşıyor buraya ya. Anne diyorum, ben bunu tek başıma pişiremem, edemem yani. Bekar adamım yani. Sen de diyorum yaşlı kadınsın, yaşlı haline ne uğraşıyorsun diyorum. Yok, kafaya takmış ya, illa yapacak o. Hem geliyor bulguru,
Getiriyor önüme yiyor. Bir de ondan sonra telefon edip soruyor ya. Oğlum pişirdim bir de hesap soruyor. Allah'ım yarabbim. Annem ya. Canım annem ya. Zaten babam da yani. Babam desen iki dakikada bir arar. Oğlum harçlığın var mı? Yattığın yer sıcak mı? Ne bileyim durumun nasıl? Ya baba ya senin kendi cebinde para yok. Allah'ını seversin. Oturun işte rahat rahat. Yok illa beni kafaya takacaklar yani. Aslanım. Efendim ne oldu? Ben yine istemeden bir şey mi söyledim efendim? Hayır Fidlay. Seninle ilgili değilim. Seninle ilgili değilim. Sahip olduğum anne babaya sahip olmayı o kadar çok isterdim ki. İnan bana bunu her şeyden çok isterdim. Çok şanslısın. Ben arkadaşları topluyorum o zaman komutanım. İyi olur. Ben komutana tekmili veririm, orada görüşürüz. Murat. Emredin. Şehitlerin adları belli olmuş mu, baktın mı? Yok komutanım. Oktay Üsteğmen'e sordum en son. Yoktu. Tekrar bakarım komutanım. Tamam, sağ ol. Gel. Komutan. Rahat yüzbaşım. Yakup Cem Avşar. Suriye'den aldığımız uzman jandarmanın kardeşi. Maalesef şehit. Turgut komutanım. Turgut hakkında bilgi var mı? Yaralıymış ama ağır olmadığı söylendi. Bölgeye yakın bir özel hastanede tedavi altına alınmış. Komutanım eğer izniniz varsa Turgut'un yanında bulunmak, kardeşinin cenazesine katılmak istiyoruz. Timin'le mi? Evet komutan. Tamam iyi olur Kaan. Yanında olalım. Benim de taziyelerimi iletirsin. Emredersiniz. Olabildiğince çabuk gidip gelin Kaan. Sonrası için de bütün izinler kaldırılmıştır. İkinci bir emre kadar herkes teyakkuzda olsun. Emredersiniz komutan. Biliyorsun. Böyle bir olay köyde de olsa, şehirde de olsa sonu yine hep dağda biter. Zehir şehirde akar. Ama yılanın başı dağdadır. Lan oğlum sakal kalmış. Ne biçim tıraş oldun? Oğlum, akıl mı bıraktı? Ne yaptım bilmiyorum ki. Ya niye emir gelmiyor komutanım? Neyi bekliyoruz biz? Olay şehir merkezinde oldu Selçuk. Orası maalesef sorumluluk alanımız değil. O iş belli olmaz beyler. Biz yine de atımızı ayarlı tutalım. Bu iş baştan yanlış abi. Hangi iş lan? Özel kuvvetler ne? Ne özel kuvvetler? Söylesenize abi. Özel kuvvetler ne? Akıncılar. 500 sene önce adın Akıncıymış. Bugün özel kuvvetler. Senin işin ne? Ne işin? Çökmek. Ne sorumluluk alanı? Ne şeyi? Çökeceksin. Çevireceksin orayı. Bulacaksın o otobüse koyduğu bombanın üstüne oturtacaksın. Yakacaksın fitil altında. Yavaş ol Akıncı. Ya o işler öyle değil. Olacak abi. Onların hiç dinlemeyeceksin kimseyi. Daha yeni yemin etmiş abi çocuklar. Sivil çıkmışlar. Belki iki çift laf edecekler.
Belki annesini görecek. Ona sarılacak. Belki babasıyla görecek. Elini öpecek. Belki sevgilisiyle buluşacak. Sen gel. O çocukları havaya uçur. Abi kalp beliğinde bir sınırı var ya. Haklısın kardeşim. Başını ezeceğiz. Merak etme. İçtimaya çıkıyoruz beyler. Hadi. Hadi. Emre. Komutanım sen bana sakin ol diyeceksin ama ne bileyim mi? Yok demeyeceğim. Demeyeceğim. Mehmetçiğe kıyılırken sakin ol diyen kardeşim. İsim dünyam kur. Düzelt. Şu televizyonu biriniz açar mısınız? Handan Hanım. Handan Hanım. Handan Hanım. Mehmet Arif Bey, ne oldu? Neden bağırıyorsunuz? Ya tansiyonunuz falan mı çıktı? Bir bakalım hadi. Heh, ne oldu ki? İstirham ediyorum. Lütfen şu zımbırtıyı açar mısınız? Betül, tansiyon aleti hemen. Mehmet Arif Bey, şimdi televizyonu falan bırakın. Şöyle yapalım, isterseniz bir çıkıp çay içelim bahçede. Ha? Eğer sinirlenmemi istemiyorsanız lütfen şu mereti açın. Yemin töreni sonrası çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan patlamada 12 asker şehit oldu. 6'sı ağır olmak üzere 14 asker de yaralandı. Sayın seyirciler, şehit askerlerin isimleri ve memleketleri şöyle. Tuncay Özaslan Kırşehir, Sinan Demircan Elazığ, Bahri Çetintaş Manisa, Yakup Cem Avşar Adana, Ali Kamber Sinop, Arda Tezcan Bursa, Yiğit Süvermen Bolu, Atahan Başar Erzurum, Mehmet Taner Batman, Erkan Deli Orman Kırklareli, Şemsettin Çal Kars ve Yusuf Bahar Aydın. Şehit askerler bir jandarma alay komutanlığında bugün düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uygulanacak. Kaç? 16'ya 9. Hemen apları getirelim. Tansiyonunuz yükselmiş ama ben size söyledim. Paşam.
Şimdi 12 tabut bayrakla kaplanıyor Handan Hanım. İçlerinde 20 yaşında 12 çocuk var. Daha çoğunun annesi odasındaki oyuncakları atmamış. Çoğu da çocukla genç arasında sakalı bitmemiş 12 fidan. Şimdi 12 tabut bayrakla kaplanıyor Handan Hanım. 12 vilayetin 12 karargahından 12 jip çıkıyor bugün. 12 asker içi kan ağlayarak 12 sıvasız yoksul evin kapısını çalacak. 12 ana, 12 baba açacak kapıyı. Daha o anda anlayacaklar Handan Hanım. Kalpleri gümbür gümbür atacak. Dizlerinin bağı çözülecek. 12 ana, 12 baba, 12 sevgili, kardeş, arkadaş, akraba. Birer kurşun da onlar yiyecekler. Bugün memleketin 12 yöresine 12 mezar çukuru kazılacak Handan Hanım. 12 toprak parçasına 12 çocuğumuzu vereceğiz. Ama bilin ki o mezarların her birine gömülecek Türkiye olacak. Onlarla birlikte vicdan sahibi olan, kalbinde Allah'a, vatana yer olan herkes bir kere daha ölecek. Bugün 12 can, 12 çocuk. Tansiyonun canı cehenneme Handan Hanım. Böyle günlerde, ben böyle günlerde yaşıyor olmaktan utanıyorum. Sıkı tutun lan. Tamam lan, sen iyi bağla. Hadi sen de bağla şunu artık. Serdar abim. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz burada? Şehitler için. Ne şehidi? Serdar abi, duymadın mı? Bomba patlattılar ya. 12 asker şehit oldu. Serdar abi, sen artık asker değil misin? Askerlikten ayrıldın mı? Hoş geldin oğlum. Kahvaltı hazır. Baba.
Benim gitmem lazım. Hoş geldin yavrum. Erken dönmüşsün. Hayırdır? Gece Adana'ya gideceğiz anne. Şehitler için mi? Ay. Bana da böyle boş boş oturunca sinir geldi. Bir helva dökeyim dedim. Şehitlerin ruhuna sevaptır. Ay. Eskiden böyle adetlere daha bağlıydık. Ne bileyim. Anne bu hastane mevzusu nedir ya? Bayram apar topar çıktı karargâhtan. Eren için gittiler. Yıldız hep iyidir uğraşıyor. İnşallah hayırlı bir havadis alırız. İnşallah. Vallahi çok sağ olasın. Ya ne demek Hatice abla? İyi olsun da. Bir an önce. Ha Hatice nasılsınız? İyi misiniz ha? Ancak çıkabildim işte. İyiyiz iyiyiz çok şükür. Baba artık yürüyebileceğim. Ne diyorsun lan? Hatice? Hatice ne diyor bu? Dur sakin sakin. Yıldız gerçek mi? Vallahi Bayram abi Suat Hoca olumlu bir tablo çizdi. Nöroloji baktı, ortopedi baktı. Hatta psikiyatriyle de görüşüldü. Yani sıkı fizik tedavi ve psikolojik destek dedi hoca. Ayağa kalkacak, yürüyecek dedi inşallah. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Allah be! Oğlum benim. Oh be. Ya Bayram sessiz hadi gel dışarıda konuşalım. Sakin, sakin sakin. İyi tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi hoşça kal. Yürüyecek hadi. Evet ama sakin. Bağırıyorsun aslında. Hatice ne diyorum biliyor musun? Hani yemeğe mi çıksak ha? Şimdi bir gitsek baş başa. Sen, ben, bir de bu haydut. Ya bence daha sonra yapalım çünkü benim Selver ablaya yardım etmem lazım. Sen de cenazeye gideceksin. Sonra yapalım. Doğru söylüyorsun. Gel bakalım yavrum karakter. Abicim şu bagajı bir açsana zahmet. Şunun bulduğu yere bak. Manyak herif ya. İlginç yerler bulma konusunda da üstüne yok ha. Sen belki bilmezsin ama buranın mücadele tarihimizde çok önemli bir yeri vardır buranın. Nasıl buldun eylemi? Vallahi ne yalan söyleyeyim etkilendim. Zaten buraya gelene kadar polis 3 farklı noktada kontrol yapıyordu. Alarma geçmişler ama. Geçecekler tabii. Geçecekler ama hiçbir alarm onlara fayda vermeyecek. Bitirdin mi? Al. Orta Doğu'da iş yapmanın en güzel yolu bu. Yaşa. Alın şunu. Akın ne alemde? Sorun yok.
Bütün para transferini onun üzerinden yapıyoruz. Adam elini kolunu sallayarak yurt dışına girip çıkıyor. Akın cepte anlayacaksın. Hatta... Bunun bir kızı var, akademisyen. Etkileyici, akıllı bir kız. Yazdığı yazıları okudum. İleride işimize yarar diye düşünüyorum. Güzel. Bak bu güzel işte. Nedir planın Heval? Plan mı? Uygulama diyeceksin Baran. Biz şimdi seninle burada konuşurken bir yerlerde bir şeyler oluyor. Öyle şeyler yapacağım ki çocuklarını askere gönderemeyecekler. Karşıki dağlar! Karşıki dağlar! Biranı dağlar! Biranı dağlar! Kimin için ağlar? Bizim için ağlar! Biz kimiz? Kumandolar! Biz kimiz? Kumandolar! Komutanım.
Söylesene oğlum, ne oldu? Hazır komutanım. Üç şehidimiz var komutanım. Otogarda asker uğurlaması sırasında bir suikast silahıyla ateş edilmiş. Müfrese koğuşuna gidiyoruz oğlum. Emredersiniz komutanım. Kaan! Devam et, devam et. Emredersiniz komutanım. Rahat çocuklar, rahat. Bu saatte çay bulabiliyor musunuz burada? Emredersiniz komutanım. Oturun arkadaşlar. Bağlamayı kim çalıyordu? Ali Tarhan Keskin, emredin komutanım. Keskinli misin? Evet komutanım. Ali. Git bağlamanı getir. Otur yanıma hadi. Emredersiniz komutanım. Otur Ali. Ali. Bağlama ortaya çıkınca herkes kalkar, baş köşe bağlamaya kalır. Otur. Bize bir şey çalar mısın? Komutanım. Evet. Ben utanırım. Neden? Komutanım, ben köylerde, düğünlerde neyim çalar söylerim. Sen albaysınız. Ben utanırım.
Sabahki otobüs saldırısında benim evlatlarım, sizin arkadaşlarınız şehit oldu. Akşam bir saldırı haberi daha aldık. Orada da şehitlerimiz var. Ben buraya bir komutanınız olarak gelmedim. Size başsağlığı dileyen bir büyüğünüz. Biraz içini dökmek isteyen bir silah arkadaşınız olarak geldim. O yüzden bu bir emir değil. Bir rica. Çalar mısın? Komutanım. Bizim de içimiz yandı. Bizim oralarda içi yanan bozlak çığırır komutanım. Müsaade edersen ben de bozlak çığırayım. Hay yaşa. Hadi. Kıyamete kadar silinmez imiş. Aman ananın yaktığın asker kınasını kıyamete kadar silinmez imiş. Kardeşim ben. Soğukmuş oralar. Ne diyeceğim? Tarafı karmış. Dağlar amansızmış. Yollar darmış. Bastığı yerde de bir mayın varmış. Toprağa basarken bilinmez imiş. Aman bastığı yerde de bir mayın varmış. Toprağa basarken bilinmez imiş. Thank you.
Ben komutanım. Nöbete giderken... Niye böyle oldu? Az değil, uz değil, tamamdır daymış. Sizler Cem'in arkadaşı mısınız? Onun arkadaşı mısın? Evet annem. Bizler Cem'in arkadaşıyız. Acın dedim onlara yüzünü göreyim. Ama acımadılar yavrum. Oğlumun son bir kez yüzünü göreyim dedim ama acımadılar. Acımadılar. Askerlik işte anacığım. Yani açmıyorlar. Sen onun arkadaşısın. Onu gördün mü? Onu gördün mü? Gördüm anacığım. Gülümsüyordu. Gülümsüyordu. Tamamdır dayımış. Yavrum. Cemil. Yavrum. O gece görmedik bir yıldız kaymış. Yıldız sahibine. Hadi kardeşim. Görünmesiymiş. O gece görmedik bir yıldız kaymış, yıldız sahibine görünmesiymiş. Muhterem kardeşlerim, bugün buraya vatan için canını feda eden şehidimiz Yakup Cem Avşar için cenaze namazını kılmak için toplanmış bulunmaktayız. Şehidimize Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Kardeşlerim, şehidimizden beklentimiz Allah bizlere de onun şefaatini nail eylesin. Amin. Muhteremler, Allah için salate, Resulullah için salavate, meyyit için duaya, uyun hazır olan imama her kişi niyetine. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hak ve hukukunuzu şehit kardeşimizi helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Uygun adam var. Dur, dur. Sağ, sola, dön. Şehit, al. Komutanım. Siz yaşayın olur mu komutanım? Evet arkadaşım. Bak benim ciğerim yanıyor ama intikamım alın demiyorum ha. Allah şahit şuram cayır cayır yanıyor. Ama siz o inat. Yaşayın emmi komutanım. Emmi kardeşim. Sizin hatırınız bende büyük. Siz beni o kılıcın altından çekip aldınız. Allah sizi sevdiklerinize bağışlasın.
Çok üzgünüm Turgut. Keşke başka türlü karşılaşsaydık. Senin Allah'ına kurban ben. Sizin Allah'ınıza kurban. Turgut Avşar Adana! Emre, hayır. Emre. Emre yapma. Senin Allah'ına kurban Turgut. Senin Allah'ına kurban. Senin yüreğin yayla gibi Turgut. Hala intikam istemem diyorsun. Hala. Turgut, Allah şahidim. Eğer o fırsat elime geçerse, o kanı bozuk sürüsünün, beynini patlatmayan Emre adam değil. Turgut, keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. O gün Turgut, o gün geldiğinde tek kardeşin değil, her kardeşin intikamı alınır. O gün Turgut, o gün hesap kesilir. Özür dilerim Komutan. Özür dilenecek bir şey yok Emre. Ben ne hissediyorsam sen onları söyledin. Hadi beyler aracı. Baba ben çocukları gördüm, bayrak asıyorlardı. Şehitler için biliyorsun işte. Çocuk onlar daha çok da anlamıyorlardı ama fark etmişler bir şeylerin ters gittiğini. Hiçbiri adlarını bilmiyor, rütbelerini, memleketlerini bilmiyor. Ama tırmandılar, astılar bayrağı, selam durdular baba. Baba sen haklısın, ben burada durup kendi derdimle uğraşamam. Benim orada olmam lazım. Arkadaşlarımın yanında. Bak baba ben... Sen gazisin oğlum. Gazilik ne demek biliyor musun? Gazi büyük makam demek. Biz ötesini bilmeyiz. Biz köylüyüz. Mektebimiz, kitabımız zayıftır. Ama bir şey biliriz. Türkiye'de koçlara kına yakarlar. Allah'a kurban olsun diye. Gelinle güveye kına yakarlar. Birbirine kurban olsun diye. Bir de askere kına yakarlar. Vatana kurban olsun diye. Ben seni o ocağa kına ayıp göndermiştim. Necati Türkmen vatana verdiği oğlunu geriye isteyecek değil. Eyvallah. Katıl arkadaşlarına. Allah yardımcın olsun. Benim vazifem size dua etmek. Sizin vazifeniz bu toprağı çiğnetmemek. Var git şimdi, vazifeni yap. Ben burada varım. Hakkını helal et babam. Sağ olasın, sen de. Üsteğmen. Buyur baba. Biliyorum. Allah'a şükür her şeyiniz var ama yine de bu yanında bulunsun. Nedir bu baba? Dedem Çöntü Yusuf'un yadigarıdır. Dumlu Pınar'da bu bıçak sayesinde kurtuldum derdi.
Bundan sonra senin hakkındır. Sağ ol baba. Sen de sağ ol oğlum. Hakkını helal et. Sen de. Allah'a emanet ol. Kubilay, gelirken doğranmış domates de al. Tamam aslanım. Neredesin, geliyor musun? Hemen çıkıyorum aslanım. Geldim efendim. Tamam. Nasıl? Memnun musun şoföründen? Memnunum memnun olmasına da. Öyle şoförlü gezmeler falan bana göre değil. Ya neden? Bilmem. Hoş bir görüntü gibi gelmiyor bana. Sen sonuçta belli görüşleri savunan bir takım tezleri olan birisin. Türkiye şartlarında öyle ulu orta dolaşman pek akıl kârı değil, değil mi? Hem zaten işin maddi yönünü ben çözüyorum. Evet. Sen çözüyorsun, sağ ol. Bayılıyorum sana ya. Domestik biri olup çıkmışsın. Şu hale bak, yemek yapıyorsun. Çok güzel. Sanırım artık ben de değişiyorum. Hı hı. Belki. Bana hiçbir zaman bulgur getirmeyeceksin, değil mi? Bulgur mu? Bu da nereden çıktı şimdi? Bir dakika ya. Yani bu bulgurla ilgili kaçırdığım bir espri falan mı var yani, bilmediğim? Ne demek bu? Hiçbir şey anlamadım. Kubilay'ın annesi. Onu bulgur getiriyormuş. Hem de sürekli. Hı. O sevgisini bulgurla da olsa gösteriyor. Ama benim babam bana hala kızım demeyi başaramıyor. Ne biliyor musun baba? Bana Aslı'cığım demenden nefret ediyorum. Bir dakika. Pardon ama... yani seni istemeden kırdım. Kırılmış olabilir miyim? Anlamıyorum. Neden buradasın? Neden geldin? O yanındaki adam kim? Ne işler çeviriyorsun? Neden bir kere beni merak etmek yerine evime misafir gibi geliyorsun? Neden hayatımın %99'unda yoksun da her Türkiye'ye uğraman gerektiğinde... ya da şu lanet olası makarnayı canın çektiğinde karşıma çıkıyorsun? Neden? Aslı'cığım. Bana Aslı'cığım deme! Anam. Nedense artık iştahım kalmadı. Eyvah. Eyvah ki ne eyvah. Mutluluk iyice karıştı. Aslanım da barut gibi. Bu adam da tam gelecek zamanı buldu birader. Başka zaman mı yok ki ya? Dur bakayım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Aradığım kişiye bir kere dolaşayım ya. Bir kere dolaşayım mübarek ya. Zaten ortalık karışık. Komutanım neredesin acaba? Neredesin? Şimdi ne yapacağız komutan? Devam edeceğiz Murat, ne yapalım? Beyler, dün gece de otogarda askere gitmek için hazırlanan çocuklara ateş açılmış. Bir şeyler dönüyor. Komutan arayıp herhangi bir bilgi vermedi. Ben sabah içtimasından sonra kendisini arz edeceğim. Eğer konuyla ilgili bir görevlendirme olursa da kılıç timinin hazır olduğunu söyleyeceğim. Aklıma başka bir yol gelmiyor. Zaten yakında görev çıkar komutan. Sence bunlar birbiriyle bağlantılı mı komutan? İki ayrı şehirde iki ayrı olay. Ya bağlantılı olmaz mı? Kaç kere görmedik bu türü. Batman'da yakalanan silah kaçakçısı, İstanbul'daki patlamanın payı çıkmadı mı? Hepsi aynı lacivert işte. Peki komutanım, şu Turgut için bir şey yapsak ya, ha? Yani böyle maddi durumu iyi, iyi gibi geldi bana. İyi olur Galip be. Yapalım yapmasına da böyle durumlarda bence en iyisi arada bir arayıp hatrını sormak. Yani yalnız olmadığını hissettirmek. Hadi beyler,
Yarın sabah görüşürüz. İyi dinlenin. Tamam. Görüşürüz komutan. Görüşürüz. Hadi eyvallah komutan. Hadi eyvallah. Emre. Götürüyorum Emre. Hoş geldin oğlum. Gel. Gel otur. Nasılsın diyeceğim ama insan bu durumda nasıl olur ki? Hiç. Annesi çok dokundu bana. Eve gelen o ziyaretçilerin hepsi gidecekler. Hal hatır soranlar, başsağlığına gelenler. Hepsi ayrılacak. Sonra o anayla oğlu o sıvasız evde baş başa ne konuşacaklar, ne yapacaklar? Bilmiyorum. Allah sabır versin. Allah yardımcıları olsun. Ne denir ki? Yıldız nerede, gelmedi mi de? Aradım ama daha dönmedi. Akarboz başlayabiliriz hocam. Yıldız? Aa, hocam pardon. Tamam. Serdar gelmesi. Ya tabii yani döndüm. Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok ya, bu benim doktor. Burhan Bey. Nasıl biri bu adam? Nasıl biri ya? Senin doktorun işte. Ya öyle de eninde sonunda bu adam bana göreve elverişli raporunu vermeyecek mi? Ben diyorum ki konuşayım, bu işi hızlandırayım. Ne diyorsun? Ben bilmem. Ya ben hazırım. Benim hemen göreve dönmem lazım. Bu işin anahtarı da o. Kolay gelsin. Burhan Hoca yerinde mi? Evet, içeride, buyurun. Teşekkürler. Yıldız, ben bunu buraya bırak. Girin. Merhaba doktor bey. Hoş geldiniz Serdar Bey, merhaba. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor isteyebilirim? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Vallahi gayet sağlıklıyım ve acilen göreve dönmem gerekiyor. Bakın Serdar Bey. Sizinle ilgili vereceğimiz raporda kendi kişisel görüşlerimiz olmayacak. Sorumluluk sahibi bir insansınız ve görev bilinciniz yüksek. Ama ben sizin sağlık durumunuza bakarak bir yargıya varmak durumundayım. Tabii haklısınız doktor bey. Ama ben eğer göreve dönmezsem hiç iyileşemeyeceğimi düşünüyorum. Beni anlıyor musunuz? Elbette ama kendinize zaman tanımalısınız. Serdar bey, sizin yerinize bu görevi üstlenecek pek çok arkadaşınız var. Siz bu durumdayken gelişigüzel bir rapor düzenleyemem. Bu olmaz. Yok doktor bey, anlamıyorsunuz. Ben gayet iyiyim, sağlığım da yerinde. Biz sağlıktan bahsettiğimizde üstemelim. Beden sağlığı kadar ruh sağlığını da kastediyoruz. Ruh sağlığı mı? Ruh sağlığı öyle mi? Ne ruh sağlığından bahsediyorsun be? Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Neler gördüğümden haberin var mı? Sen benim ne iş yaptığımı zannediyorsun be? He? Dün 12 tane çocuk bombalarla paramparça oldu. Bugün 3 tane daha. Bunlardan haberin var mı acaba? Sen ne ruh sağlığından bahsediyorsun? Serdar bey. Kim ruh sağlığı? Sen misin ruh sağlığı? Serdar bey. Hiçbirinizin hiçbir şeyden haberi yok zaten. Hayat bu masanın arkasından Serdar göründüğü gibi değil. Serdar, anladın mı beni? Bırak. Serdar. Ne değerli be? Ne değerli Serdar sizin için ha? Ne yazıyorsan yaz. Ne yazıyorsan yaz. Sakin ol. Ya bana bak, bir şekilde hiçbir sonuç alamazsın. Sakin ol. Ne şekilde sonuç alacağım? Sanki bir şekilde sonuç alabiliyoruz. Tam yardım etmeye çalışıyorum Serdar. Ya bırak, ben dönüyorum köyüme. Ya Serdar, ya Serdar lütfen. Hüseyin'im. Bakın Hüseyin'im, belki de siz haklısınız. Belki de biz ön yargılı düşünüyoruz. Sizinle biraz daha görüşmek istiyorum lütfen. Lütfen içeri buyurun. Lütfen. Buyurun.
Kubi hayırdır, aramışsın kardeşim? Vallahi aradım komutanım, durumlar çok fena ya. Hayırdır oğlum, fena olan ne? Ya aslanım, günde 3 posta alıyor komutanım. Yemin ediyorum 3 posta alıyor ya. Ya sözüm ona babası geldi, insan biraz neşeli olur değil mi? Yok ya, yemin ediyorum kadın daha beter oldu yani. Bütün domatesleri de attı adamın kafasına. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum ya, of. Oğlum bir sakin sakin anlatsan, anlamıyorum ne söylediğini. Komutanım anlamayacak bir şey yok. Ben sana söylüyorum, bu kadın var ya depresyon gibi bir şey geçiriyor. Ben de dedim ki ben komutanı hemen arayayım, haber vereyim. Ne geçiriyor dedin? Depresyon bence. Kubilay vallahi neden bahsettiğini bir anlasam. Ya komutanım anlamayacak bir şey yok ya. Diyorum ki aslanım kötü, kötü, kötü. Sen de orada rahat rahat oturma da gel ya, Türkçe konuşuyoruz. Tamam tamam, nerede o? Yani siz neredesiniz? Biz şimdi evdeyiz de akşam için bir restorandan yer ayarlamışlar. Ben öğreneyim, sana mesaj atacağım tamam mı, neresi olduğunu. Hadi geliyorlar, öptüm, öptüm. Öptüm ne lan? Çatlak herif ya. İyi akşamlar efendim. Hangi restorana gidiyoruz? Tarif edeceğim ben sana Kubilay. Hayatım amma surat astın ya. Çocuk çok ısrar etti yani. Zaten bir yemek yiyeceğiz, sonra çıkacağız, bu kadar. Şu beyefendiyi tanısaydık da neden bu kadar ısrar ettiğini anlasaydık. Çok müşkül be sensin. Bayramı da mı alıyorsun arkadaş dediğine göre ha? Anne hayır, bayramı almıyorum. Aa, o diğer çocukların mı yoksa? Adını da unuttum, neydi onların? Hani aynı evde yaşıyorlar da bekar o çocuklar. Neydi isimleri, unuttum neydi? Yok anneciğim, onları da almıyorum. Nereye gidiyorsun be oğlum? Anne bazen gerçekten Çin işkencesi gibi oluyorsun ama ya. Yani arkadaş deyince illa Bayram, Turan, Emre, Galip, Murat ya da Selçuk'tan birisi mi olmak zorunda benim yanımda? Sen anca bana böyle bağır işte, aferin sana. Anacığım, o öyle arkadaş işi değil yani, bu başka arkadaş. Ay sen o kızla mı gidiyorsun yoksa? Allah iyiliğini versin senin. Hadi git o zaman. O kız mı? Aslan'ın yanına mı gidiyorsun abi? Hayda. Senin ne işin var lan burada? Ben doktorum tamam, raporum tamam. Yarın Kopuz Baba'ya tekmil de veriyorum. Bitti gitti yani, finish. O diye de sen nereye gidiyorsun? Serdar bak, seni o hastaneye geri tıkarım. Sen niye bizim eve geldin? Nereye gidecektin başka? Ne biçim konuşuyorsun öyle? Nereye gidecek çocuk? Adamı nüfusumuza mı geçirdik anne? Ya ne kızıyorsun? Sen git görüş abi Aslı'yla. Ben seni beklerim burada. Biz seni beklerken kahve içeriz, çay içeriz, yemek yeriz. Sen gelince zaten uzun uzun anlatırsın. Hadi abi. Abi bizden de selam söyle. Yıldız. Çattık ya. Komutanım nereye mi sattın? Bayram, soru sorarsan vururum seni, yemin ederim bak. Ya ben ne dedim şimdi ya? Allah Allah. Ne yapıyorsun sen? Bayrak yapıştırıyorum. Aslı'nın şoförü değil misin sen? Evet, Aslı'nın şoförüyüm. Ne o, niye yapıştırıyorsun onu? Bugün saldırılar oldu, şehitler var. Ben de işte evden çıkarken aceleyle yapıştıramadım. Dedim en azından arabada olsun yani. Araba senin mi? Yok, Aslı'nın da benim sorumluluğumda. Sen kimsin? Sökeceksin ama. Dur orada! Sen kim oluyorsun lan? Ha? Sen kim oluyorsun? Maddin olmayan işlere karışma. Şoför, işine bak. Kubilay, ne oldu oğlum? İyi misin? Ne mi oldu? Ha? Kısımdan ağlayacağım da millet görmesin diye işte. Zor tutuyorum kendimi. Kubi, iyi misin oğlum?
Kubi iyi misin? Ya yemin ediyorum şeytan diyor ki bırak işi gücü git ya. Nerede arızası var, hastası var, geliyor beni buluyor şerefsizim. Kubi, ne oldu oğlum? Abi, şuna bir baksana ya. Şu bir insana batar mı ya? Ha? Şu bir insana batar mı? Batıyor işte. Ben balık alacağım Barancım. Vallahi benim canım şöyle kanlı kanlı bir steak çekti ya. Çok iyi. Aslıcığım sen? Sen ne alırsın? Siz bakın, benim pek iştahım yok. Ya biz sizi bir türlü neşelendiremedik aslanım. Bunun için bir şansımız var mı acaba? Heh şöyle ya. En sonunda. İyi akşamlar. Nasılsın? Aslıcığım. Kim bu delikanlı? Yüzbaşı Kaan Bozok. Vay. Yüzbaşı ha? Kalan 99 tanen nerede yüzbaşım? Kapıda mı bıraktın? Bir tanesini getirdim. Yersen. Ne dedin sen? Kaan yapma. Bayrak için Kubilay'ı tartaklayan sen misin lan? Diyelim ki benim. Ne olacak? Kaan lütfen. Kaan yapma. Kaan. Kaan yapma. Bir daha yaparsan o bayrağın direğini denemek zorunda kalırsın. Ne dedin sen? Yeter bir saniye. Bulunduğum yerde her zaman bunu yapmak zorunda mısın? Kaan. Kaan. Lütfen. Lütfen git. Lütfen. Öyle olsun. Bu aralar sayınız hızla azalıyor yüzbaşı. Yüzden 12 çıkınca kaç kalır ya? Baran. Ne dedin lan sen? Ne dedin lan sen? Hey! Tutun şunu! Tutun şunu! Kaan! Hayır şunları! Kaan tutun. Yapma! Yapma! Dur! Dur artık, dur! Sen bu yemek yiyorsun. Bu yemek yiyorsun. Devam et. Gel yemeğine. Thank you.
Gir. Serdar, iznin bitti mi senin? Nereden çıktın ya? Komutanım, iznim bitmedi de şey... hastane bir üst yazıyla komutanlığa rapor geçmiş. Ben bir nüshasını da aldım. Eğer izin verirseniz onu arz edecektim. Dur. Ne arz ediyorsun? Ne diyorsun oğlum? Komutanım, tedavi sefahati ve tıbbi eğitim mütalasına dair evrak ikame edilmiş ve bir nüshası da... Ne diyorsun oğlum? Osmanlı kalem efendisi gibi. Derdin ne Üsteğmen'im? Komutanım, ben göreve geri dönmek istiyorum. Ver bakayım şunu. Evet. Komutanım, iznim bitmedi de... Yani ben düşündüm ki daha sonra kullanabilirim. Hem doktor da dedi ki eğer göreve geri dönersen bu uyum sürecimi hızlandıracakmış. Hem benim aslında... Çık dışarı. Komutanım. Çık dışarı. Emredersiniz komutanım. Git üniforma giy üstüne. Üsteğmen adam mesai saatinde böyle popçular gibi dikilir mi karşıma? Emredersiniz komutanım. Çık. Oğlum sen misin? Nasılsın Serdar'ım, iyi misin? Üniformamı giydim baba. Allah'ım sana şükürler olsun. Hayırlı olsun oğlum. Allah bir daha sıkıntılı günler göstermesin. Hem seni, hem arkadaşlarını, cümle vatan evladını Allah saklasın evladım. Biliyorsun değil mi? Sen olmasan başaramazdım. O senin yiğitliğin oğlum. Çok koçtak olmuşsundur. Çok yakışmıştır. Sana cepten fotoğraf göndereyim mi? Benim telefonum resim çeken cinsten değil ki evladım. Ah benim aslan babam ya. Ben sana almaz mıyım en güzelinden bir telefon ha? Siz ne yaptınız komutanım? Vallahi ne yapayım? Tutamadım, daldım ben de. İyi yapmışsın abi ya. Kırsaydınız ağzını burnunu. Ulan sen mantıklısın diye sana bir şey anlatıyorum. Eline almışsın benzin bidonunu, benden önce gidiyorsun vallahi maşallah. Komutanım bir şey söyleyeyim sana. Ben Turgut'un köyündeki o cenazeden sonra öyle akıllı olmak falan istemiyorum. Mantıklı da olmak istemiyorum. Haklısın kardeşim. Haklısın. Ve şimdi bu herif beni mahkemeye falan verir, dava ederse ne olacak? Uğraşacağız. Komutanım hadi. Ha. Serdar da geldi. Bu herif durmadan koşar şimdi, daha işimiz var. Kopuz albayı açmış demek ki. Güzel olduk komutanım ya. Timi topladık Murat. Hadi gidip patlayalım şunları.
Canım. Hadi sen biraz sıpaya falan in. Hadi. Evet. İyi misin? Kızın iyi mi? Onun bununla bir ilgisi yok. Adamı tahrik ettin. Abuk sabuk konuştun. Burası Ankara. Bu bayrak olayı ne ya? Ha, amatör müsün? Ben çıktım. Bana masal anlatma Akın. Senin kızının bir askerle ilişkisi var. Görüyor musun? Sen bunun bizim için nasıl bir güvenlik zaafı yarattığının farkında mısın ha? Bak, hiçbir risk yok, tamam mı? Onun bu adamla özel bir tanışıklığı falan da yok. Sadece şoförünün tanıdığıymış ve bir kaza sonucunda tanışmışlar. Yani bu olayın özel hiçbir yanı yok, tamam mı? Sakin ol. Bak, bir daha böyle bir şey olursa seninle çalışmamız biter. Anlıyor musun? Çok net. Çok net. Anlıyorum. Zaten şoförünü de kovacak. Onun için sakin ol. Sakin. Evet. Hadi işimize bakalım. Getirdin mi? Temiz mi bunlar? Kimin üstüne? İkisi Belçikalı tüccarlara ait. Biri Portekiz, diğeri de Kanada menşei. Hepsi de temiz. Alo. Nasıl gidiyor? Biz hep aynıyız Baran. Gündüz saklamıyoruz, gece çıkıyoruz. Bak sana bir şey diyeceğim, iyi dinle. Bu Avrupa'dakiler senden yeterince ses çıkmadığını düşünüyor ha. Otobüs içi biraz heyecan yarattı ama gerisini zayıf buldular, haberin olsun. Yiyorsa gelip kendileri yapsın. Onlara söyle. Daha işin başındayız. İşin başında. Çok yakında görecekler. Ha, Akın'a da söyle. Daha büyük miktarda para göndersin. Gönderdiği para kimseye yetmiyor. Ne yapsın yapsın, göndersin. Anlaşıldı. Bekliyoruz o halde. Fazla beklemeyeceksin. Az kaldı. Tamam Heval. Arkadaşlar ikişerli hatlarla geliyorlar. Geceye burada olacaklar. Kaç kişi geliyor? 30'dan fazladır. Güzel. Çocuklar pazartesiden itibaren anayasa felsefesine başlıyoruz. Özellikle bordayı kolunu işleyeceğiz. İyi hazırlan. Tamamdır hocam. Görüşürüz. Görüşürüz. Kubilay ne oldu? Aslında ben şeyleri getirdim de. Tamam gir içeri. Hayırdır Kubilay, ne yapıyorsun? Aslında babanız böyle yapmamı söyledi. Anahtarı, ruhsatı teslim et, bir daha da gözüm seni görmesin dedi. Aslanım Allah razı olsun senden. Bunca zamandır yanındayım. Ekmeğini yedim. Ya ben böyle dandun konuşuyorum ya. Yani eğer başını ağrıttımsa kusura bakma, olur mu? Hakkını helal et. Kubilay, kapat şu kapıyı. Sence babam bunu söyledi diye ben bunu uygular mıyım? Hı? Ama aslanım, hani siz derdiniz ya ben babam yüzünden katlanıyorum sana diye. Oldu işte. Kubilay al şunları gözümün önünden. Hadi işinin başına dön. Bak ben sensiz çok zorlanırım. Bilmiyor musun bunu? Ömer'im estağfurullah. Ama öyle. Hadi şimdi sen işine ben işime. Şimdi benim yüzümden yüzbaşıyla da atışacaksınız bir ton ya. Kavgaya gel. Yemin ediyorum adamın bir suçu yok aslanım. Tam tersi, o küs sağ cevabını verdi diye Kaan'a. Yani Kaan Bey'e hesap soracak değil. Değil mi efendim? Evet, evet ben de aynı şeyi düşünüyorum.
Sonuçta biz bu ilişkiyi yani böyle çok zorlu yollardan geçerek kurduk efendim. Burada her iki tarafında, yani kendimi de kastediyorum, burada üç tarafında büyük bir çabası var. Kolay olmadı ama büyük mesafe aldık. Efendim böyle güzel bir sonuca ulaşmak için insanlar gidip ilişki uzmanlarına, danışmanlara, koçlarına affedersiniz eşek gibi bir ton para yatırıyorlar ya. Şahsen ben geldiğimiz noktadan çok memnunum. Allah inşallah müvvetimizi de gösterir. Kavam bozuk ustalır böyle evden işe işten eve. Tabii Kubilay. Çık dışarı. Peki efendim. Şunları da al. Tabii efendim. Kolay gelsin. Çıkıyor komutanım. Hayati idam hayatta kalma sorgulama eğitimi vardı. He. Bir haftadır midem karnıma yapıştı. Ay yazık. Ah canım ya, kıyamam sana valla. Lan oğlum kolay mı öyle? Bizim neler çektiğimizi anlamışsındır sonunda. Yani. Paraşüt eğitimleriniz ne zaman başlayacağız? Şimdi onlar var komutanım. İki hafta sürecek. Valla bakalım nasıl geçecek. Gel gel. Gel de bir çömez olsun. Bizim çömezliğimiz yetti komutanım valla. İlyas. Oğlum sen bu saatte ne yapıyorsun burada? Sen sızma mı yapıyorsun lan? He? Yok komutanım. He? Hayır komutanım ben... Yani sizi göreyim diye uğradım. Yok yok. Öyle bir tip var. Bu çocuk da kaytarıyormuş gibi bir tip var. Ne diyorsun Selçuk? Bunu alınca bir sorgulayalım komutanım. Çözeriz biz bunu. Çözeriz, kesin çözeriz. Yok komutanım yani... Ya beyler korkutmayın çocuğu ya. Şaka lan şaka. Ulan sanki siz yapmadınız ha bunu. Tırsma hemen. Şaka da olmayabilir ha. Beyler komutan harekat merkezinde hemen hadi. Haydi. Dikkat. Oturun arkadaşlar rahat. Görüntüleri başlatalım. Burası Amanos bölgesi. İHA görüntüleri. Dün gece saat 23 ile 05.30 saatleri arasında toplam 9 farklı noktada tekil görüntüler aldık. En fazla 2 kişilik sızmalardan bahsediyorum. Teker teker girip toplanıyorlar komutanım. Öyle midir? Öyle görünüyor. Diğer görüntüye geçelim. Bu da bir karakolun erzak aracı. Yola tuzaklanmış bir patlayıcıyı son anda fark etmişler. Otobüse düzenlenen saldırıda şehit olan 12 askerimizi ve otogarda asker uğurlama sırasında yapılan saldırıyı da bu tabloya ilave ediyorum. Komutanım, nasıl bağlantı kurdunuz? Çünkü yüzbaşım aynı grup dün 45 dakika kadar yol kesiyor. Ve ele geçirdikleri bir üst teğmeni sadece örgüt propagandası yapıp serbest bırakıyor. Benim bu tablodan anladığım şu, özellikle rütbesiz askerler... Muvazzaf olmayanlar tehdit altında. Eğer tahminim doğruysa çok daha kapsamlı, çok daha namussuz, şeytani bir planla karşı karşıyayız demektir. Önceki akşam Mehmetçik koğuşuna konuk oldum arkadaşlar. Oradaki çocukların yüzünde bütün tarihi gördüm. Bağlama çaldılar, çay içtiler, sevdiklerine bir şeyler yazdılar, gün saydılar, nöbet kavgası yaptılar. Onlar bu ocağa adını veren çocuklar. Kimi çiftçi, kimi işçi, hatta kimi mühendis, kaynakçı, elektrikçi, berber, aşçı. Ama öyle kaynaşmış, öyle değişmiş durumdalar ki. Sanki bir elin parmakları gibiler. Bu ordunun tarihi tam 2500 yıllık bir tarih arkadaşlar. Ama emin olun bu ordunun yaşı bu 2500 yıl içinde hiç değişmemiştir. Bu ordu tam 2500 yıldır
20 yaşında bir ordu. Ve bu ordu daima 20 yaşındadır. Çünkü bu ordu Mehmetçik'tir. Çünkü bu orduyu 2500 yıldır yaşatan o ruhtur, o soydur, o kandır, o gençtir. Şimdi o Mehmetçiğe yapılan bir operasyon varsa, birileri gözünü o Mehmetçiğe dikiyorsa, size vereceğim emir açıktır. Gidin. Gidin ve o gözleri oyun. Anlaşıldı mı kılıç? Emir açıyoruz komutanım. Yolunuz açık olsun. Sağ ol. Kılıç değil mi? Helikopter bin. Dünyanın yanında mı asker? Ah. Offside'e düştük, iyi mi? Yok. Komutanım. Yok komutanım. Offside ne lan? Maç yapıyoruz gibi mi gözüküyor burada? Emredersin komutanım. Güzel. Al şu künyeni. Bir daha da beni bununla uğraştırma. Sağ olun komutanım. Serdar, bir şey daha. Emredin komutanım. Mümkünse bir daha bizde kalma. Annemin yemeklerini yeme. Ve bir daha sakın benim çoraplarımı aşırma, anlaşıldı mı? Emredersin komutanım. İyi, aferin. Aç kapıyı, ben iniyorum kardeşim. Böyle muamele var mı ya ilk günden? Sen el tuttun mu? Ev mi? Ha yok, düşünmedim daha komutanım. Ne evi komutanım? Komutanım. Bu arada bizde ev var. Bizim eve gelebilirsiniz. Evet komutanım, bizim ev yani hijyeniktir. Yani cillop gibi galosuz giremezsiniz yani. Bal dök yala o derece yani. İyiymiş. Komutanım çok büyük yalan. Evi aşısız girerseniz sağ çıkamazsınız. Bomba düşmüş içine. Komutanım ayıp valla. Hadi canım orada. Aşı biraz şey ol. Hadi lan. Şimdi indim arabadan. Koşa koşa geliyorum. Geldim. Kapıdayım hatta. Kudilay, beyefendiyi hemen havaalanına götürüyorsun, hemen. Tabii efendim. Aslı, bak abartıyorsun. Abartıyorum öyle mi? Az bile yapıyorum. Ya o kim oluyor da benim ne hakkında konuşacağımı, kime ne söyleyeceğime karar veriyor ya? Kim o, kim? Bak Baran zaten yıllardır senin söylediğin şeyleri söyledi. Başka bir şey söylemedi. Sorun da bu zaten baba. Benim söylediğim şeyler. Ve ne söyleyeceğime sadece ben karar veririm, ben. Ama acı olan ne biliyor musun? Beni bir kerecik dinlemek yerine o adamın söylediği her şeyi karşıma geçmiş bana dikte ediyorsun. Ama ben artık yoruldum. Ben sana kendimi anlatmaktan, seninle bir bağ kurmaktan yoruldum. Umurumda değil artık. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bak büyütüyorsun. Tekrar söylüyorum. O senin politik görüşlerini bildiği için, kendisini senin görüşlerine, düşüncelerine yakın bulduğu için bir şeyler söyledi. Yani bir tür söylem birliği. Hepsi bu. Tamam mı? Bu kadar. Hoş, senin söylemin de değişmiştir ya şimdi. Ne demek şimdi bu? Ha? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Şu demek. Yemek yemeye gidiyoruz ve başımıza birdenbire bir yüzbaşı geliyor, bize saldırıyor. Ha, bildiriyor, hesap soruyor. Ve sen Aslı'cığım, o yüzbaşıyı bize keyifle tanıştırıyorsun. Yani ne düşünmeliyim? İnanamıyorum. Gerçekten sana inanamıyorum. Kim o? Söyleyecek misin bana? Yani senin bir subayla, bir yüzbaşıyla ne tür bir ilişkin olabilir? Sevgilim o benim. Anladın mı? Sevgilim. Bana? Çok seviyorum onu. Çok, hem de her şeyden çok. Onsuz olamıyorum. Onu görmeden yapamıyorum. Ben ona çok aşık oldum. Anlıyor musun beni? Çok aşık oldum. Yüzbaşı herhalde bana büyü yaptı.
Çünkü bu zaman kadar ak dediğime onun yüzünden kara diyorum. Oldu mu? Aldın mı sorularının cevabını ha? Of, kapağa geldi. Ve şimdi Akın Bey, ben seni değil, yüzbaşı Kaan'ı tercih ediyorum. Güle güle. Ne sırtıyorsun öyle? Al şunları. Ay Yıldız 1 Kılıç. Bölgedeyiz komutanım. Plana sadız. Tekrar ediyorum. Sorunsuz bir şekilde ilerliyoruz. Plana sadız. Anlaşıldı. Yüzbaşım. Emredin komutanım. İstihbarat kaynakları yaklaşık 40 kişilik büyük bir gruptan söz ediyor. Dikkatli olun. Emredersiniz. Emre. Çevredeki diğer birliklerle konuş. Sor bakalım olağan dışı bir şey var mıymış? Emredersiniz komutanım. Beyler devam ediyoruz. Yıldız, ne yapıyorsun burada? Çamaşır topluyorum anne, ne oldu? Hiç, elinde seleyle böyle sarı kız heykeli gibi dikilmişsin de. Yok ya yani. Anne, Serdar abi burada sürekli kalacak mı? Bilmem, sanmıyorum. Niye sordun? Öylesine sordum ya, yani bu gömlek onun mu? Onun gömleği tabii, onun tabii. Yani çok dağınık canım. Kirli havlusu bir yerde, gömleği bir yerde. Toplamak zorunda mıyım ben? Ay, havlu dedim. Çamaşır yıkayacağım anne. Allah Allah. Murat. Emredin komutan. Sen bu ev işini ne yaptın, iyice düşündün mü? Komutanım bilmiyorum. Aslında orada evinde de devam edebilir ya. Ya ne orada evi Allah aşkına, biraz sosyalleşsek ha? Sen bana takılacaksın oğlum, bana takıl hayatım. Kılıç, çeneler değil. Ayaklar ve gözler. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Kimi buldum inanamazsın. Hayırdır kim? Ayhan Üsteğmen. Ayhan? Yok mu ya, komando. Serdar Üsteğmen'i kurtarmaya gittiğimizde. Az daha tutukluyordu ya bizi. Neredeymiş? Telsiz rölesinde. Üsteğmenim, bu sefer beni tutuklamaya kalkmazsın inşallah. Estağfurullah komutanım. Yakınsanız buradayız. Sıcacık çorbamız mevcuttur komutanım. Bir dahaki sefere üsteğmenim. Siz ne kadar buradasınız? 15 günlüğüne geldik geçici görevle komutanım. Ama işte biraz uzadı biliyorsunuz bu işleri. Ayhan etraf sakin mi? Gözüne çarpan bir şey var mı? Araç durduran bir iki teröristten bahsettiler ama... Temasımız olmadı komutanım. Gözün dört aç kardeşim. Çok dikkatli ol. Emredersiniz komutanım. Sağ olun. Komutanım yol kesme bildirildi. Nerede? Yukarı kapı tarafı köyün 6 kilometre kadar kuzeyi. Duruyoruz beyler. Bayram. Haritayı versene.
ışığı kapat bari. Serdar. Buyurun komutanım. Buraya 2-3 kilometre mesafede jandarma karakolu var. Bu herifler neden burada yol kessinler? Bilemiyorum komutanım. Gelen ihbar bu yönde. Geç yerine. Emre. Önceden konuştuğumuz noktalarla irtibata geç. Bir gariplik var mı bak bakalım. Emredersiniz komutanım. Beyler devam. Komutanım, Röle hariç her şey normal. Yalnız Röle ile irtibat yok. Ayhan, tuzaktı. Yol kesme tuzaktı beyler, bizi oyalamak için tuzaktı. Röle'ye gidiyoruz beyler. Hadi beyler. Okan, Alper ne durumdasınız? Komutanım yakınlaşıyorlar. Görüyorum komutanım. Görebiliyorum. Hemen röle binasına girin. Hemen hedef küçültün. Ben sizi koruyorum. Okan, Alper hemen. Kardeşim, he? Lan kardeşim bir şey yok. Kardeşim, kardeşim. Kardeşim, kardeşim. Kardeşim. Kapıyı kilit, ne zaman kazanmamız lazım hemen? Kardeşim, lan kardeşim hiçbir şey yok. Hadi kalk, kalk Alper'im, kardeşim hiçbir şey yok. Hiçbir şeyin yok kardeşim benim, hiçbir şeyin yok Alper'im. Kalk, 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 bir şeyin yok. Hiçbir şey yok. Kardeşim, kardeşim. Alper! Alper kardeşim! Bir şeyin yok Alper! Kalk Alper! Kalk bir şeyin yok Alper! Öldü mü? Çabuk! Çabuk geç içeri çabuk! Geç! Geç! Komutanım! Ha. Komutanım! Komutanım! O! Hüseyin ne durumdasın? Komutanım! 4 askerim şehit oldu. Çatışma altındayız. Mühimmatımız bitti. Tekrar ediyorum komutanım. Mühimmatımız bitti. Ayhan dayan yetişiyoruz. Dayan Ayhan. Komutanım. Hakkınızı helal edin. Komutanım. Heh. Heh. 3 tane mermim kaldı komutanım. Ya
En az bir saat ya, en az bir saat. Helikopter atışı da yapamayız. Eğer rölenin içindelerse bu kendi adamlarımızı vurmak demek. Ve inemez. 40 kişilik bir grubun kesinlikle ağır silahları vardır. Beyler konuşmaya vaktimiz yok. Hadi acele, haydi. İçeride kaç kişi var? İki kişiler var. Ölenlerin arasında rütbeli var mı? Yoktur. Demek ki komutan içeride. Ne yapıyor? Kalesini koruyor. Tamam. Öyle olsun. Patlatın. Komutan sen misin? Çözdü şunları. Otur. Alsana şunu. Şu silahı al dedim. Özgürlüğüne kavuşmak istiyor musun? Buradan kurtulmak istiyor musun? Oğlum cevap versene, buradan kurtulmak istiyor musun? Bendeki de sorudur ha. Tabii ki kurtulmak istiyorsun. İşte sana kurtuluş. Yok Şerife. Oğlum vursana Şerife.
yapmayacak mısın? Neden? Neden vurmuyorsun? Kaç ay kaldı oğlum senin? He? Ya oğlum cevap ver, terhisine kaç ay kaldı? 45 gün. 45 gün. Demek ki bu heriften aylardır emir alıyorsun. Şimdi ne oldu? He? O da benim karşımda, sen de benim karşımdasın. Ama senin bir şansın var oğlum. Bak, bu herifi vur, sana özgürlüğünü geri vereyim. Hadi, kaldır şu silahı, vur şu herifi. Ne yapıyorsun lan? Lan sen sus, lan karışma, karışma. Öldürsene lan beni. Lan sus. Asker, vur şu herifi, sana özgürlüğünü vereceğim. Lan bıraksana çocuğu. Sus. Asker, sana söz veriyorum. Bu herifi vursan, sana özgürlüğünü vereceğim. Hadi, kaldır şu silahı, vur şu herifi. Özgürlük diyorum, vur. Vur şu herifi. Komutanım. Komutanım. Ver şunu, ver. Bunlar da bu bağlılığı nasıl oluşturuyorsunuz anlamıyorum. Hayır, nasıl beceriyorsunuz? İdeolojik bir altyapı da yok. Ama yine seni vurmuyor ha. Halbuki özgürlüğe çok da yakın. Bu kadar yakın. Kadın! Bırak göstereyim sana özgürlüğü. Silahsızdı lan o. Silahsızdı lan. Bırak da göstereyim lan sana. Bırak da lan göstereyim sana lan özgürlüğü. Hazır mısın? Allah'ım yardım et! Allah'ım yardım et! Korktun neyin yok komiser? He? Korktun. Bak, bir kulağım hala duyuyor. O kulağımı aç, benim iyice dinle. Ve bu duyduklarına gidip oraya bir bir anlat. Beni duydun değil mi? Demek seni evden kovdu ha? Ya bir de sen başlama sabah sabah. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Aslı Özkaynak bu sıra dışı tarzıyla gitgide daha da ilginçleşiyor benim için. Senden bir şey rica edebilir miyim? Hı. Bu konuyu konuşmasak, başka bir şey konuşsak. Demin de dedim ya, hiç havamda değilim. Tamam. Şuna ne dersin? Daha henüz günün erken saatleri ama akşam yemeğini şöyle haberleri güzelce izleyeceğimiz bir yerde yiyelim. Ha. Demek Nihat aradı seni. Aradı. Biliyorsun hava atmayı sever. İyi gidiyoruz, iyi. Çok iyi gidiyoruz. Yemek fikrime ne diyorsun? Thank you.
Allah korkun. Kalk. Sardar. Ne Ayhan. Ayhan hadi kardeşim. Hadi koçum. Komutanım beni vurmadı. Komutanım beni vursaydı ölmeyecekti komutanım. Beni vursaydı ölmeyecekti komutanım. Hadi koçum. Gel çıkaralım seni buradan. Gel bakalım. Kırk kişiyle röleye saldırmak ha? Gözü dönmüş bu alçakların. Komutanım benim takıldığım nokta şu. Subayı hayatta bırakıp oradaki askerleri şehit etmeleri. Yani? Komutanım önce yemin eden askerlerin otobüsü, ardından otogar saldırısı ve şimdi de bu. Korkarım bunların devamı gelecek komutanım. Vermek istedikleri mesaj tüyler ürpertecek kadar alçakça. Net olarak şunu söyleyecekler. Sizin devletiniz rütbesi olan subayını koruyor ama vatani görevini yapan asker, masum asker korumasız. Ve buradan tek bir sonuç çıkacak. Onları askere göndermemek. Eğer bunları engelleyemezsek bizi bekleyen kara propaganda bu komutanım. Albayım, kılıç timini hemen takviye et. Gerekirse bütün grupları oraya yığ. Ve bu namussuzları çeperlerinden hücrelerine kadar ortaya çıkar. Ve bunu yaparken başka hiçbir işle uğraşma. En önemli sorunumuz bu. Emredersiniz komutan. Bir, yüzbaşı ile hemen çevrim dışı konuşmak istiyorum. İki, Amanos'taki Tugay'dan acil mühimmat desteği alın. Üç, burada da iki timimiz hazır beklesin göreve hazır şekilde. Bütün izinler kaldırılmış. Emredersiniz komutanım. Silah o çocuğa o verdi komutanım. Boş silah verdi. Ayhan. Sakinleş tamam mı koçum? Dinlenmeye çalış biraz. Bak şimdi seni karargaha götürecekler. Helikopter gelince. Orada ne biliyorsan anlatacaksın. Tamam mı? Başımı komutanım. Sen bu herifi hiç daha önce gördün mü? Hatırlayabiliyor musun? Terör ilanlarında, arananlar listesinde, sahada herhangi bir yerde. İlk defa gördüm komutanım. Ve 40 kişilik bir grup değil mi? Evet. Komutanım. Ben böyle olsun istemedim komutanım. Eğer Okan beni vursaydı şimdi yaşayacaktı. Keşke ben ölseydim komutanım. Komutanım o katletti kardeşimi komutanım. Elimden hiçbir şey gelmedi komutanım. Hiçbir şey gelmedi komutanım elimden. Ayhan, senin kim olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz kardeşim. Ve inan bana, o kansızın da kim olduğunu çok yakında öğreneceğiz. Sen içini ferah tut, tamam mı?
dinlenmeye çalış. Sağ ol komutanım. Hadi aslanım. Kılıç! Bu herifler yürüyorlar. Hem de hiç hız kesmeden yürüyorlar. Biz sağ yanlış değmeyen helikoptere bindireceğiz. Ama benim durmaya hiç niyetim yok. Bu herifler Suriye'ye girerse biz de gireceğiz. Yön değiştirirlerse biz de değiştireceğiz. Bu herifler cehennemin dibine de gitse onları kovalayacağız. Ta ki Mehmetçiğe kurşun sıkan o el kökünden kopana kadar kovalayacağız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Duydun bu herif! Acımak yok!